10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 74 Düşler Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Düşler Yayınları Sayfa 74 Metin ve Türle ilgili açıklamalar 7. Yüzyıldan başlayarak Türkler, Müslüman Araplarla çeşitli temaslar kurmaya başlamıştır. O dönemde Göktanrı inancına mensup olan Türkler İslam dininin kendi dinleriyle benzerliklerini gördüklerinde önce gruplar halinde İslamiyet'i kabul etmeye başlamışlardır. Karahanlı Devleti döneminde ise toplu olarak İslam dinini kabul ettiler. Böylece İslam kültürü etkisine girilmiş, bu durum hem günlük hayatı hem de edebiyatı etkilemiştir. Geçiş dönemine ait eserler 11 ile 13. yüzyıllar arasında verilmiştir. Bu döneme ait eserler Arap ve Fars edebiyatları örnek alınarak oluşturulmuştur. Döneme ait eserler genellikle Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır. Eserlerde İslam öncesi Türk edebiyatına ait özelliklerle Arap ve Fars edebiyatlarına ait özellikler iç içedir. Eserler didaktik bir anlatıma sahiptir. İslamiyet öncesi Türk kültürüyle İslami kültürün birlikte yer aldığı bu dönemin önemli eserleri Kutadgu Bilig, Divan-ı Lugatit-Türk, Divan-ı Hikmet ve Atebetül Hakayık'tır. Okuduğunuz metnin alındığı Kutadgu Bilig, mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. Yusuf Has Hacip tarafından 1069-1070 yıllarında yazılmıştır. Karahanlı Sultanı Tabgaç Ulu Buğra Karahan'a sunulmuştur. Eser, Hakaniye Türkçesi ile yazılmıştır, Türk edebiyatındaki ilk mesnevidir. Siyasetname türündeki eserde hükümdar adaleti, vezir mutluluğu, vezirin oğlu akıl ve bilgiyi, vezirin kardeşi ise yaşamın sonunu temsil etmektedir. Metni anlama ve çözümleme 1. Metinde sözü edilen kişileri ve bu kişilerin temsil ettiği değerleri aşağıdaki tabloya yazınız, kişiler. Cevap, Kündoktur, Aytoldur, Ökdülmüş, Odgurmuş. Unvanları. Cevap, Kündokta hükümdardır ve hukuk adaleti temsil eder, Aytoldu vezirdir ve saadetir devleti temsil eder, Ökdülmüş de vezirdir ve aklı temsil eder, Odgurmuş ise akıbeti kanaati temsil eder, temsil ettikleri değerler. Cevap, Kündokta hükümdardır ve hukuk adaleti temsil eder, Aytoldu vezirdir ve saadetir devleti temsil eder, Ökdülmüş de vezirdir ve aklı temsil eder, Odgurmuş ise akıbeti kanaati temsil eder. 10. Sınıf Düşler Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 74 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.